Hoş geldiniz mi diyeyim, hoş bulduk mu diyeyim. Ankara Fen'e biraz sık geliyorum aslında ben ama yani hepinizle henüz tanış olmuş, karşılaşmamış olabiliriz. Bu sene de Nihat Hoca kesin davet eder. 9. sınıflara konuşuyorum bazen. İşte neyse, kimlik ona geliyorum. Nihat Köster hocamızla sürekli iletişim halindeyiz. Elif öğretmen var. Onunla bir şeyler yaptık daha önce. Bugün de Başak beni davet etti ama çok güzel bir organizasyon, çok tebrik ediyorum sizi. Yani katıldığım pek çok yetişkin organizasyondan daha başarılı, çok daha başarılı. Hem öncesindeki iletişim olsun, hem buradaki program olsun. Bence çok kaliteli bir etkinlik. Öncelikle onun için tebrik ediyorum. Web sayfanıza kadar bu arada. Benim öğrenciler de çok beğendi. Web sayfası çok profesyonel olmuş. Yine bunlar nasıl öğrencisi mi diye. Neyse, evet, çok güzel. Ve teşekkür ederim davetiniz için. Benim bugünkü konum bilimde kadın. Başak'a sordum ne anlatayım diye. Birden çok konuşma konum var çünkü ama bilimde kadın olsun dedi. Bilimde kadın olduğu için önce kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Ayça Arslan Ergür, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde baş araştırmacıyım. Baş araştırmacı yani bir araştırma grubum var ve onun başındayım demek. Mersin Fen Lisesi'den mezunum ben ama kaç yılında mezunum? Şimdi birden fazla Mersin Fen Lisesi var galiba ama o zamanlar Türkiye'de 10 tane Fen Lisesi vardı sadece. Dolayısıyla Mersin'de bir tane vardı. Sanırım şimdiki adı Elif Aydar Fen Lisesi, Bolu'nun Fen Lisesi. 96 yılında mezunum oradan bu arada. Siz doğmadan önce oluyor bu yıllar. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne girdim. Ben ilk açıldığı sene girdim. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü ilk önce Bilkent'te açıldı. 95'te, 96'da da Boğaziçi'nde açıldı. Açıldığı sene ben girdim. 10 kişi girdik sadece. 10'ar kişi alıyordu. Bilkent, Bolu, Boğaziçi 10'ar kişi alıyorlardı. O 10 kişiden biri benim, evet. Dolayısıyla diplomasında moleküler biyoloji ve genetik yazan Türkiye'deki ilk 30 kişiden biri oluyorum. Hepsinin de mezun olmadığını düşünürsek daha az. Sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüksek lisans yaptım. Ondan sonra Bilkent Üniversitesi'nde doktora yaptım. Düşünüyorum yıllar önce sohbet. Bilkent Üniversitesi'nde doktora yaptım. Daha sonra İskoçya'ya gittim. İskoçya'da araştırmacı olarak çalıştım. Glasgow'da. Sonra döndüm Bilkent Üniversitesi'nde Michelle Adams'la araştırmacı olarak çalıştım. Daha sonra Hacettepe Tıp Fakültesi'nde çalıştım. En sonunda tekrar Bilkent'e döndüm. Araştırma alanların beyin yaşlanması genellikle, yani Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar. Daha önce kanser çalıştım, uzun yıllar boyunca aslında. Kanserde de hücre yaşlanması çalıştım yine. Moleküler biyolog olduğum için genellikle çalışma konuları hemen hemen aynı oluyor. Yani çok büyük bir aslında arada farklar yok kanser ya da neuroscience arasında ama benim alanım kanser, neuroscience, hücre yaşlanması, beyin diye özetleyebiliriz. Bunun dışında sosyal projelerim var. Bir Aile Arkadaşlar Bilim Başına programı mı? Benim, yani ben oluyorum o kişi. Okul okul geziyorum, konuşmalar yapıyorum. 2014 yılından beri. Geçen sene bir benim de DNA yaz okulu yaptık. Buradan arkadaşlar da geldiler. Başka böyle yani YouTube kanalım var bir adet, ders anlattığım sürekli. Ayça Ergül, YouTube kanalının adı da o. Böyle, başka ne olabilir? Lise 1'de tanıştığım kişiyle evliyim. Yani 30 yıldır birlikteyiz. Eşim olacak bir insan da ODTÜ Elektronik'te. Benim profesör yazmışsınız, çok teşekkür ediyorum. Aslında profesörüm benim geldi de, biz bunu amfa titre olarak pek kullanmıyoruz. Yani Kınav Araştırma Merkezi, bunu açıklayacağım tekrar, neden olduğunu.
Onun dışında bahçeye göre yakın bir evde oturuyorum. Üç kedim var, bir köpeğim var. Başka, yani özellikle aşırı başarılı, harika bir insanım. Ha, ödüllerimi söyleyeyim. Aşırı başarılı deyince ödüllerim aklıma geldi. Paketten ödülüm var işte. Sabancı Vakfı'nın fark yaratını seçildim bir zaman önce. Öyle yani, çok başarılı, aşırı harika, müthiş bir insanım. Yani falan. Neyse bizi sabah 6'da kaldırıyorlar.
hatamızı yapıyoruz. Despot ablalar var, üçüncü sınıf. O despot ablalardan biriyle de hala görüşüyorum. Hacettepe Tıp mezunu bu arada. Ablalar var. Bu arada üçüncü sınıftayken ben despot ablaydım. Yurt ablası denen şey var. Severim güzel disiplinden. Sabah abla geliyor, öp diye bağırıyor, yataklar yapıldı mı kalkıyorsun. Bir noktadan sonra şeyle yatıyorduk. Yani söylemesi çok ayıptır. İçlik beyaz bir tane kazak, boyunluklu kazak giyiyordum. Beyaz pilotlu çorap. Pijamayı onun üstüne giyiyordum ki sabah giyinmesi kolay olsun. Bir de soğuk ya. Tenine hava değmiyor yani. Böyle kapalı bir şekilde yaşıyorsun. Hiç yere girmiyorum. Yani hiç yani çok önemli değil bu olaylar. Sabah kalkıyoruz. Altıda kahvaltıdan önce etüde giriyoruz. Bir saat etüt var. Etütte hocalar böyle turluyor konuşmayalım diye. Ondan sonra gidiyoruz kahvaltı. Sonra dersler. İşte öğle yemeği, dersler. Akşam yemeği, sonra gece etüdü. 11'e kadar tekrar etüt var. 11'de yurda geçiyoruz. Böyle bir yaşam. Sonra gece kimse uyumuyor yurtta ama. Yani o fizik yüzünden kimse uyumuyor. Işık hep açık yurtta. Uyku falan var ama zaten. Böyle 3-4 saat uyuyoruz ama neyse ki ben çok hızlı uyuyabilen bir insanım. Şeyde, teneffüslerde 10 dakika uyuyup gece uykusu tamamlıyorum ben. Öyle bir sistemim var. Öyle öğlen pek yemek yemeyip uyuyorum direkt sırada. Hala o yeteneğimi koruyorum bu arada. Çünkü o gibi ben arıyorum yani aniden. Yurtta liseden kalma. Neyse liseyi böyle acayip bir zorluklarla bitirdik. Mezuniyette 30 kişi mezun olduk. 30 kişinin hepsi Bilkent Boğaziçi, işte Hacettepe Tıp şeklinde dağıldı. Niye? Çünkü zaten 30 kişi kalmışız yani kala kala. Diğerleri hepsi elenmiş. Bir de bizden puan kesiliyordu bu arada. Öyle bir şey vardı yani katsayımız düşüktü. Onun için millet düz liseye aldı. Ama ya, yemekler falan tabii ki kötüydü falan. Neyse aklı başında olan hiçbir aile kızını burada bırakmaz deyip kızını da alan gidiyor falan. Biz en son 4 kişi kalmışız sınıfta. Neyse zaten bilim kadını olma yolunda bir şey. Sonra ben olimpiyatlara seçildim. Ama fizik istiyorum. Olimpiyata hazırlanacağız. Olimpiyatçılara ayrı oda veriliyor. O odada ayrı ders çalışıyoruz. Hani zaten sınıflarda ders çalışmıyormuşuz gibi. Bir de ayrı odalarda ayrıca çalışacağız. Öğretmenler destek olacak. Ama kocam olacak insan o sıralar erkek arkadaşım ya. O da fiziğe seçildi. Dediler ki bunların ikisi aynı sınıfta olmaz. Zaten dediler biz kızlar ve erkekler ayıralım. Öyle kapalı odada. Oğlanları biz fiziğe sokalım dediler. Müthiş bir düşünceyle. Kızları da biyolojiye sokalım demişler. Ben biyoloji sevmiyorum o sıralar. Dikkatinizi çekerim. Asla hoşlanmıyorum. Neyse girdik biyolojiye. Biyoloji olimpiyatlarına girdim ben. 2 sene çalıştık. Ondan sonra büyük başarılar elde etmedim. Neyse zaten sevmeden yapılan bir işti. Ama neyse tıbba gideceğim. Çünkü kızlar tıbba gidiyoruz biz hep beraber. Tıp önemli, tıp harika, tıp en prestijlisi. İşte Hacettepe Tıp'taki abla da geldi zaten. Ben tıpta okuyorum, çocuklar siz de çalışıyorsunuz diye aferin olsun falan dedi. Ondan sonra ben de tıpa gideceğim. Ondan sonra ama lise son sınıfta bilim ve teknikte bir yazı okudum. Daha sonra doktor hocam olacak olan Mehmet Öztürk'ün TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi bizim okula geliyordu. Orada bir tane yazısını okudum işte. Harvard'da olacaktı o sırada. B53 kanser, bunları araştırıyoruz. Ben onu okudum tek yazıyla ama. Dedim ki benim yapmak istediğim şey bu zaten. Yani ben araştırma hani yani ben bunu yapmak istiyorum. Ondan sonra müdür rehberlik hocası falan harika yapıcı önerilerde bulundular. Müdürümüz dedi ki çocuğum sen fantastik misin dedi. Genetik ne dedi tıp varken dedi. Rehberlik hocası da hey yaz yaz dedi. Sen de başlık kazına bassın zaten dedi. Çünkü dedeme sınavlarım kötü yani. Dedeme sınavlarında çünkü pek sallanmıyorum ve bayağı kötü yani. Zaten kazanamazsın dedi. Sonra ben aileme söylemeden birinci sıraya galiba ODTÜ genetiği yazdım. Boğaziçi genetiği yazdım. Geri kalan hepsi tıp fakültesi. Biz önceden yapıyorduk tercihleri bu arada. Geri kalan hepsi tıp fakültesi. Sonra sınava girdik. Niyetlerimizi falan hesapladık. Tamam Hacettepe Tıp tutuyor. Ondan sonra annem bilmiyor ya. Bütün komşuya, köye, kasabaya herkese kızım Hacettepe Tıp'a gidiyor diye yaydı. Orayı kazandı diye. Eryaman'da ev alındı. O sıra çünkü Karaman'dalar. Yani Hacettepe işte yurt olur olmaz biz de gelir gideriz. Hani orada kalırız falan. Eryaman'dan kooperatife girildi. Ev alındı. Ben orada kalacağım.
B ile başlıyor. Annem diyor ki Hacettepe B ile başlamıyor. B ile diyor ya, B'nin B'si. Ne B'si olabilir yani? Bir kaydırma mı oldu? B ile başlayan tıp fakültesi mi var? Sonra 5 sene dram. Kızım doktor olabilirdi. Tıp fakültesine puan tutuyor, biliyor musunuz adoslar? Şeklinde bütün kadın günlerindeki konu bu. Ne okuduğunu bilmiyoruz. İğne bile yapamıyor, onu biliyoruz. Tansiyon ölçtesem ölçemez, ne okuduğu belli değil. O puanla gitti, ne okuduğu belli değil. Onunla geçti çünkü ülkede kimse bilmiyor yani. Genetik ne yapacak yani mezun olup. Hani hastalık araştıracağız falan. Neyse ben mezun oldum. Boğaziçi kısmını gelirsek, Boğaziçi'nde çok zorlandım açıkçası. Şimdi hazırlık sınıfını okudum ben. Hazırlık sınıfında da yani şeyiz ya, çalışmaya alıştınız ya, yani önümüzde konuda öğrenim yapıyoruz. TOEFL'a girdim, TOEFL'dan da çok yüksek puan aldım. Harika değil mi? Ama o sıralar TOEFL'da konuşma yok. Kağıt, yani kağıt üstünde yaparız biz. TOEFL'dan yüksek puanımı aldım, başladım, girdim dersen hoca yabancı. Yani biz yabancı insan görmemişiz ki ömrümüzde. Hani bizim İngilizcemiz zaten Türk olan hocaların İngilizcesiyle gelişmiş. Ben konuşma falan yok yani bizde. Hani ben iyi öğrenciyim falan da öyle bir şey yok. Hoca anlatıyor. Bir derste 100 sayfa işliyor. Kitap İngilizce. Ben böyle şeylerdeyim yani. Matematikle fizikte sorun yok bu arada. O çünkü ona çok konuşulmuyor. Ama sonra ilk dönem sorun yok. İkinci dönem bizi elektronikçilerle aynı fizik dersine soktular. Kocam olacak insan elektronikçi. Kör var, kör sınıfta. Şimdi Boğaziçi'ndesin. Zaten herkes belli bir puanına gelmiş değil mi? Bak. 100 kişi dersi alıyor. Kör yapıyorlar. Ne demek bu? Sınıfın yarısı körün altında demek. Gaussian distribution'a göre. Sınıfın %20'si de kalacak demek. İşte o %20 de ben oluyorum genellikle. Ben fiziklerin hepsine kaldım. İkişer defa aldım. Hepsini matematiklerden kaldım. İkişer defa aldım. Organik kimyayı artık son sene geçebildim yani. Böyle bir zorlanıyorum, bir zorlanıyorum bunun için de. Çok zor oldum. Yani her şey zor geldi. Bilmiyorum yani hani geçtik meçtik derken bebek, sahil, derse gitmemeler efendim derken ben 2.32 gibi bir ortalamayla, berbat bir ortalamayla mezun oldum. 3'ün üstünde olmanız gerekiyor burs almak için. Yurt dışına gitmek için. Ben yurt dışına gitmedim. Zaten evlendim hemen mezun olur olmaz. Ondan sonra Özgür'de Bilkent Elektronik'te master'a başladı. Zaten oradan devam etti. Ben de Ankara Tıp'a gittim. Ankara Tıp aldı. Beni hem de araç görev olarak aldı. Çünkü Boğaziçi'nden geliyorum. Allah sizi inandırsın. Boğaziçi bayağı bir kapıyı açıyor Türkiye'de. Araştırma görevlisi olarak aldılar. Güzel. Annem sonunda mutlu. Sonunda tıp fakültesinin yolunu buldu diye. Neyse ki herkesin tıpta yine tıpta bak. Tıp okumadı ama yine tıpta yine tıpta çalışıyor falan diye. Ondan sonra ben orada kanser çalıştım. Sonra orada çok memnun kalmadım. Niye memnun kalmadım derseniz. Şimdi akademide iki tane yol var. Kadınsanız birinci yolu daha çok tavsiye ederler. Araştırma görevlisiysen, devlet kadrosundaysan, hiçbir şey yapmasan da bir 20 sene içinde otomatik profesör oluyorsun zaten. Çünkü memursun. Ve herkesin tavsiye ettiği yol olur. Devlette kal, sırtını devlete dayan, memur ol, güzelce maaşını al, hem bir yandan da işte araştırmanı yaparsın. Peki ben durdum mu orada? Durmadım. Neden durmadım? Çünkü ben taktım Mehmet Hoca'yla çalışacağım. Ve yani kıyasladığında Mehmet Hoca'ya göre orada yapılan bilim daha düşük seviyede. Şimdi ben istifa ettim oradan. Kimse destekledi mi? Kimse desteklemedi. Herkes karşı çıktı. Çünkü memuriyetten istifa edilmez çocuğum. Hele kadınsan hiç mi istifa edilmez? Çünkü çocuk falan yapacaksın sonuçta. Yaşım daha 23 mi 24 mi ne? Ben Bilkent'e gittim. Bilkent'te ilk 6 ay ücret almadan çalıştım. Bakınız. Saçmalık değil mi? Yani yaptığın benim yaptığım saçmalık. Yani araştırma görevliliğini bırakıyorsun. Sonra ücret
sevdim. Orada aşırı çalıştım derken ya sabah akşam laboratuvardaydım yani. Bilkent Üniversitesi'nde lojmanımız vardı zaten. Lojmandan gidip gelmek sorun olmuyordu. Ben de sürekli çalışıyordum. Tabii o sırada akrabalar falan şey yapıyor. Niye gelip gitmiyorsun, niye görmüyorsun, niye bizi ziyaret etmiyorsun? Bayram derneği, bayramda da çalışılır mı, akşam çalışılır mı? Akşam sana bir oturmaya geleceğiz, gelemiyoruz. İşte evin var göremedik, çeyizin var mı göremedik. Efendim, ev dediğin Allah'lık yani o sırada. Yani ben hiç eve varamıyorum. Lojman zaten, lojmanın kendi mobilyası. Evde ne olduğunu belli, evde asla yemek pişmiyor. Yemekhaneden yiyoruz. Evliyiz bu arada. Evli olduğumuz için de bütün eş, dost, akraba akşam oturmasına gelmek istiyor. Sonra ben akşam oturması yapmadığım için ne oldu? Herkes küstü. Çok güzel. Ben çalışıyorum. Bilim insanıyım ben. Bilim yapıyorum. Saçmalamayın. Bir cevap olarak kabul etmiyor kimse. Çünkü yani evli kadınsın sonuçta yani. Evini açacaksın falan. Yani yok öyle bir ev diyorum. Ev öyle bir ev değil. Bildiğiniz bir ev değil diyorum. Yani yok bir şey diyorum. Öyle şey olur mu diyor herkes tabii. Neyse. Doktora yıllarımız böyle geçerken ben küçükken bir tane komşumuz vardı. Komşumuzun çocuğu olmuyordu. Ben de şey diye düşünmüştüm o zaman. Ya çocuğu olmuyor, bir kadın için daha büyük bir acı olabilir mi diye düşünmüştüm. Böyle düşünen biriyim. Bu arada daha önce söylemedim. Ben mutasip bir ailede büyüdüm. Yani çok kapalı değil ama hani dini bütün hani namazında da yazında mutasip bir ailede büyüdüm yani. Hatim ettim. 10 yaşındayken hatim ettim ben. Hatim törenini yapmadım. Küçükken ilahiler okudum. Böyle bir ortamda yetiştim. Neyse, benim için en kötüsü bu. Sonra ben bir kızım olsun çok istiyorum. 27 yaşında hamile kaldım. İkiz bebeklerdi. 10 haftalıkken düşük yaptım. Sonra bana çocuk olmayacağı söylendiğinde 27 yaşındayken. Oradan başladık depresyona. Bilimde kadın olmak volüm bilmem kaç. Buradan size söylüyorum. Erkeklerin böyle bir sorunu yok. Yani böyle bir krizle yaşamak zorunda değiller. Yani çocuğun olsa zaten çocuğun olsa ayrı bir şey. Ama çocuğun olmasa bambaşka bir şey. Yani oradan böyle beni bir depresyon vurdu. Öyle böyle değil yani. O zamandan beri 27 yaşından beri ben o depresyona girip çıkarım. Girip çıkarım böyle. Arada gelir. Yani çok zordu. Ben doktoradaydım. O sırada bilim yapmaya çalışıyorum. Hala bilim yapmaya çalışıyorum ama arka fonda depresyonla bilim yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra benim hastalığım vardı. Ameliyat oldum. İşte buna bağlı olarak ameliyatlar, bilmem neler derken. Sonra biz yurt dışına gittik. Neyse hem biraz uzaklaşalım diye. Tabii bu arada ben bilim insanı olarak çalışırken ve bütün bu bilime hakimken bütün akrabalarım, bütün eş dost, komşum şunu içersen çocuğun olur, bunu yaparsan olur, bak şu doktor varmış, bu hoca varmış gibi tetandeler yani sürekli. Yani bir de onunla uğraşıyorum falan. Neyse, hastalık kadar doktorayı bitirdim, yurt dışına kapağı attık, yurt dışında Glasgow'da rahat edeceğiz. Hani bir yeni bir başlangıç olacak hepimiz için falan. Glasgow'da bir sene çalıştım. Bir senenin sonunda ben hocamın dataları değiştirdiğini fark ettim. Yani research misconduct deniyor ona. Bilimde ahlaksızlık anlamına geliyor. Çok hafif hafif verileri değiştiriyor. Ve biz bir ilaç çalışıyoruz, kanser ilacı. Ve bu ilacın olduğundan çok daha etkili olduğunu gösteriyor. Ve çok prestijli bir dergide ben ilk kısım olarak yayınımız çıkıyordu. Ben yayından ismimi çektim ve istifa ettim. Güzel, çok güzel, harika. Peki, ve bunu yapan kişi bana dedi ki, yani onun psikolojisi düzgün değil. Evet, düzgün değil yani, ben depresyon hastasıyım. Onun psikolojisi düzgün değil, onun için bana çamur atıyor dedi. Ve herkes ona inandı. Ben 2 yıl iş bulamadım. Yani bunu nereden biliyorum? Ben çok işe başvurdum, hepsinden red aldım. Bir tanesi sonunda bana dedi, ya dosyanla dedi, saldırgan oldun ve psikolojin iyi olmadığını yazıyor. İş bulamazsın dedi. Zaten yabancısın. Hani Glasgow'da iş bulamazsın dedi. Şimdi bir erkek olsa yine bu başına gelmiyor. Bir kadının başına gelme ihtimali çok daha yüksek.
Yani sebeplerini anlatmayın. Niye erkeğin başına gelmesin diye anlatmayın. Öyle oluyor. Yani kadınsan genellikle biraz daha zor. Kadınsan zaten iş bulmak çok zor. Yani genellikle erkeği işe alıyorlar. Çünkü mesela bir başvuruda iş çok fazla seyahat gerektiriyordu. Ya erkek olsun, kadın olmasın. Şimdi yarın bir gün hamile kalırsın gibi bir şey söyleniyor yani. Söylenmiyor da var o düşünce. Ya ben bir noktada işe başvururken şey diyordum, benim çocuğum olmuyor diyordum yani. Hani o yüzden eğlenmeyeyim en azından diye. Ve hani gerçekten kadınların iş bulma ihtimali çok daha düşük. Yani bir de çocuğun falan varsa zaten hani iyice düşüyor. Bir de CV'nin de böyle bir leke var. Neyse 2 sene ben orada işsiz kaldım. Tekrar depresyona girdim. Sonra tesadüfen Türkiye'de iş buldum. Michelle'in adında, Michelle Adams'ın. O da bir kadın. Çok iyiydi. Yani işe başladım. Ve ben böyle şeyim, çok hırslıyım. Hani kaybolan 2 yılımı geri alacağım falan gibi. Yani kaybolan 2 yılımdan daha fazlası var dedi. Hani bu işte doktoradaki rahatsızlıklar bilmem neler derken bir sürü kaybolan yılım var ve akranlarım benden öne geçmiş durumda, özellikle erkek arkadaşlar. Eşim mesela çok ağladı gitti hani yani gibi. Sonra döndüm, o arayı kapatacağım, çok hırsla çalışıyorum, acayip hırslıyım falan. Bir de gerginim yani böyle, acayip gerginim. Paris'e gittim bir haftalığına bir teknik öğrenmeye. Paris'te böyle ateşim yükseliyor gibi oluyor ama hiç önemsemiyorum. Yani sorun değil o. Paris'te teknik öğreneceğim, acayip hırslıyım falan. Neyse öğrendim tekniğimi, geri döndüm. Döndüğüm ikinci günü şey yiyorum, yemek yiyoruz falan. Birden böyle bir karnım ağrımaya başladı. Ondan sonra Allah Allah arttı falan. Sonra çok arttı. Sonra biz 4 hastane gezdik. Kimse bilemedi ne olduğunu. Çünkü yine kadın hastalıklarında bilen yok arkadaşlar. Yani bunun tam tersini söyleyecek bir sürü kanıt söylenebilir size. Ama bir kadın hasta olduğunda bilinmiyor. Benim o akşam gezdiğim hastanelerin hepsindeki doktorlar erkekti. Bilemediler. Yani ne olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Hacettepe Başkent Üniversitesi Güven Hastanesi, ben bunların hepsini gezdim. Sonra Eğitimşehir Hastanesi'nde çok iyi bir doktor var dediler. Ayşe Nazlı. Soyadını. Ayşe Filiz Avşar. Ayşe Filiz Avşar. Bu alanda en iyi doktor oymuş. Yani çok iyidir o. O bilir dediler. Gerçekten de o bildi. Allah razı olsun. Hayatım burada. Çünkü ölüyormuşum. Çünkü karın zarı iltihabı olmuşum ben. Yani karın zarı iltihabını bilemedi doktorlar, diğer doktorlar. Yani. Sonra ben 40 gün hastanede yattım. Ayşe Filiz Avşar beni tedavi etti. O hocamız da çok serttir bu arada. Sert olarak bilinir. Acaba niye sert yani? Alanındaki en iyi doktor olup bir de kadın olunca tabii ki sert oluyorsun. Çünkü hayat öyle bir şey yani. Öyle yükseliyorsun. Neyse 40 gün yattım. O beni iyileştirdi. Döndüm. Güzelce çalıştım falan. Neyse. Böyle devam ediyor yani. Şimdi ben kendi hayatımdan kesitler verdim. Ama yani bilimde kadın olduğunuzda size ayrımcılık yapmayan yer bulmak çok zor. Yani bu hiçbir zaman açıktan yapılmıyor bu arada. Hiçbir zaman açıktan yapılmıyor. Hep gizli, hep böyle şey. Yani mesela İngiltere biz ayrımcılık yapmıyoruz diyor. İnanıyor musunuz? Yani Hintlilere ve Pakistanlılara ayrımcılık yapmadığında tabii ki inanmıyoruz. Yani böyle bir şey yok. Her zaman beyazlar önde gelir. Her zaman beyaz erkekler önde gelir. Yani bunu kural olarak bilmek gerekiyor. Bu gitti. Neyse gelir belki. Ben de bastım. Şimdi nasıl? Bakayım. Allah. Ben kesilmiş. Aa ben benim sesimi aldım. Duyuyorum. Duyuyor musunuz? Duyuyorum. Tamam, okey. Bundan? Evet, ben kendi sesimi kaldım. Ya hiçbir zaman şey olarak söylenmiyor. Şimdi kadınsan ve sinirliysen ve böyle çok disiplinliysen falan sıfatlar hemen hazır bekliyor. Asabi kadın,
özel günde mi acaba? Efendim, zaten o hep bir gerginlik. Hep bir gerginliği var onun. Ya niye gerginliği olmasın? Yani hani evde bir çocuğuyla uğraşıyor belki, ondan sonra gelmiş bana. İyi o zaman çalışmasın. Yani madem çocuklarıyla ilgilensin. Çocuğu yoksa niye yok? Kariyeri yüzünden mi çocuk yapmamış? Çocuk mu istememiş? İşte ya o da her şeye takıyor. Her detaya takıyor o da. Ya zaten geçimsiz. Bunların hepsi kadınlara söyleniyor. Erkeklerde sıfatlar öyle değil. Erkeklerin sıfatları biraz daha farklı. Nedir? Ya adam mı bu adam? Patron dedi patron. Patron dediğin sert olmuş zaten. Yani hocanın dediği, yani sonuçta hocadır, kızar. Hoca öyle dedi. Yani erkekler hiç öyle bir şey söylenmiyor. Hani ya siz kadınlar biraz hassas mı davranıyorsunuz bu konuda? Ya siz kadınlar biraz alıngan mısınız? Yani aslında hiç öyle bir şey yok, hiç öyle bir ayrımcılık yapmıyoruz. Sizin kendi alınganlığınız. Bunlar sürekli söyleniyor. Ben şu anda çalıştığım iş yerinde UNAM'da hiçbir ayrımcılık olmadığını söyleyebilirim. Çok net. Onun için UNAM'da çalışıyorum zaten. O yüzden UNAM'a döndüm. Bilkent'e döndüm. Yani böyle gerçekten ayrımcılık yapılmıyor diye söyleyebileceğim çok fazla yer yok maalesef Türkiye'de. Yani kurumları tek başına kötülemek gibi bir niyetim de yok. Sadece bir kurumun içinde bir kişi de olabiliyor. İşin kötüsü diğer kadınlar da olabiliyor. Ve bu çok fazla oluyor. Yani Condoleezza Rice'in bir sözü var. Kadınlara, kötü davranan kadınlar için cehennemde özel bir yer olmalı diye. Çok katılıyorum. Gerçekten bazı kadınlarda diğer kadınların kuyusunu tutmakta büyük bir zevk alıyor. Böyle de bir şey var. Yani zaten çok az insanız. Yönetim kademelerinde, yüksek kademelerde kadınlar sürekli azalıyor. Bizim tel lisesindeki gibi. Yani zaten az başlıyor ama sonra giderek daha da azalıyor. Şimdi bizim yüksek lisans ve doktora seviyesinde çok kız var, çok kadın var. Ama sonra yönetime geldiğinde ya profesörlük aşamasına geldiğinde çok az kadın oluyor. Türkiye'de kadın profesör sayısı biraz çok. Ama onların arasında da ciddi araştırma yapan ve kendini hani gerçekten uluslararası arenada göstermeye çalışan kadın sayısı yine az. Neden az olduğunu söyleyeyim. Ben uluslararası iki tane proje aldım ortaklı. Bir tanesinde de koordinatör olarak girdim. İlerledi, çok yüksek puan aldı, desteklenmedi ama koordinatör olmak şu demek, yani 6 tane ayrı ülkedeki laboratuvarın yapacağı araştırmayı koordine ediyorsun demek, onun başındasın demek. Şimdi bunlara kadınlar girmiyor. Daha küçük, daha basit projelere giriyorlar. Neden girmiyorlar? Çok fazla stres ve çok fazla çalışma gerektiriyor ve bu stresi kimse kaldırmak istemiyor. Daha doğrusu kadınlar değil, kadınların çevresindeki insanlar kaldırmak istemiyor. Yani şöyle bir şey var, insanı küçük küçük kararlar çok yoruyor. Günlük aldığımız, neuroscience'da tespit edilmiş bir şey bu. Yani çok büyük kararlar almak değil, çok büyük karar nedir? Hani hangi okula gideceğine karar vermek çok büyük bir karardır. Ama bir de küçük kararlar var. Sabahtan başlayan, bugün ne giysem, bugün ne yesem gibi kararlar. Bunlar daha fazla yoruyor. Çünkü bunların toplamı çok yüksek ve her gün ve akümüle oluyor bu. Şimdi eğer bir anneyseniz, İki ya da üç çocuğunuz varsa o aldığınız kararları bir düşünün bütün gün toplanan. Onun üzerine işte uluslararası bir projede kendini temsil edecek şeyin kalmıyor. Yani gücün kalmıyor. Willpower denilen şey var ya, veya Türkçesi neydi? Kararlılık mı? İrade denen şey sınırlı. Ve yani günlük bir kotası var onun. Ve sen onu sabahtan akşama işte bir sürü küçük şeyle tükettiğinde büyük bir şeye iraden kalmıyor. Halbuki adam öyle mi?
adam denilen kişilik. O bir şeye karar vermiyor zaten. Yani veren babalar var, o ayrı. Ama azınlıkta olduklarını kabul edelim. Standart bir adamı düşünelim. Sabahtan akşama hiçbir şeye karar vermiyor zaten. Ne yiyeceğine, ne yiyeceğine, ne içeceğine hiçbir şeye karar vermiyor. Sonra sadece toplantıya giriyor. O toplantıda karar vereceği zaman zaten sakin. Bütün irade gücü de onda. Ama kadının irade gücü tükenmiş oluyor akşama kadar. E ne yapacağız? Yani küçük şeylere karar vermeyeceğiz mi o zaman? Hayır. Şu an Türkiye'de en başarılı moleküler biyologlardan birisi, belki en başarılısı, Elif Nur Fırat Kara var, Koç Üniversitesi'nde. 3 tane oğlu var. Ankara Fen mezunu. Tabii ki de buradan dereceli mezun olmuş. Girişte görebilirsiniz kendisinin şeyini, fotoğrafını. Elif Nur Fırat o zamanlarda. Onun 3 tane oğlu var. Dünyada European Research Council diye bir şey var. Büyük bir şey, funding body, yani para veren bir kuruluş. Onu 2 kez alan ilk kişi dünyada. Ve 3 oğlu var, tekrar ediyorum size. Ve İstanbul'da oturuyor. Yani İstanbul'da yaşamak da zaten ayrı bir şey. Yapabiliyor. Nasıl yapabiliyor? Muhtemelen delege ediyor işlerini. Yani o küçük küçük kararları hepsini alıyor. Süper boom'un olmana gerek yok yani. Üstün, yani siz hepiniz zaten şu an Elif Nur'un olduğu sıradasınız yani. Hani onun sınıfı, yani okulundasınız. Süper boom'un olmanıza gerek yok. Sadece delege etmeniz gerekiyor veya bir yolunu bulmanız gerekiyor. Veya işte anne baba desteği almanız gerekiyor. Ama onun dışında Elif Nur çok analitik bir insandır. Takılmaz öyle. Yani benim bildiğim kadarıyla hani o ne demiş, bu ne demiş, ona takılmaz. Kendi bildiği yolda ilerler. Hani şey diye düşünmeyin, çocukla kariyer olmuyor gibi bir şey düşünmeyin. Şimdi takılmaz dediğim, neye takılabiliriz? Kadınların takıldığı pek çok şey var. Şimdi siz, biz kadınların bir göbek problemi vardır. Hep göbeğimizi saklamaya çalışırız belli bir yaştan sonra. Benim göbeğim şişer yani. Şimdi öyle yemeğim, pup pup diye çıkar buradan bir şey. Siz hiç göbeğini saklamaya çalışan adam gördünüz mü Türkiye'de özellikle? Görmezsiniz. Saklamazlar. Çünkü ayıp değil. Ama kadının göbeği çıktığında ne oluyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Ay kaç aylık hamilesin. Ben bunu kaç defa yaşadım size anlatamam. Yani milyonlarca kez yaşamışımdır. Hamile değilim tatlım o göbek ya, yemek yedim göbek o diye. Yani bunu saklamak zorundasın ama sorun aslında ondan daha öte, kadınların güzel görünmesi gerekiyor. Böyle bir kural var. Yani kimsenin söylemediği değil, herkesin söylediği. Bütün billboardlara bakıyorsunuz, nasıl söyleniyor ben size söyleyeyim. Bütün billboardlara bakıyorsunuz ve mankenleri görüyorsunuz. Ve o manken kim bilir ne kadar estetik oldu bilmiyoruz. Günde ne kadar spor yapıyor, sen o kadar spor yapamazsın, öyle bir zamanın yok, bilmiyoruz. O fotoğrafta ne kadar Photoshop var, onu da bilmiyoruz. O kız ne kadar depresyonda, onu da bilmiyoruz. Ama sadece tek gördüğümüz o kızın ne kadar güzel olduğu ve beynimiz şöyle çalışıyor. Beynimiz ikilemden hiç hoşlanmaz bu arada. İkileme giremez beynimiz. Ona bütün dünya güzel diyorsa, bu güzel değil. Böyle çalışıyor beynimiz. Ve biz sürekli kendimizi güzel değil diye görüp kendimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Yani o verdiğimiz küçük kararların çok önemli bir kısmında kendimizi güzelleştirme ve şu an nasıl görünüyorum var. Şu an nasıl görünüyorum? İkincisi, eteğim açıldı mı, başım açıldı mı? Bu var. Hiç adamlarda böyle bir dert var mı? Yok. Bütün gün, ben lise hayatım boyunca o eteğimi tutarak ve kontrol ederek geçirdim. Ona ayırdığım beyin gücümle başka şeyler yapabilirdim. Yani bize tek giymek zorundaydık orada lisedeyken. Etek uçuştu mu, açıldı mı? Böyle bir dert var. Saçım nasıl duruyor, saçım kabardı mı? Kilom nasıl? Ben hayatımın hiçbir döneminde kilomdan memnun olmadım. Ya çok zayıftım ya çok şişmandım. Şu an söylemi sayıptır. 82 kiloyum. Bu boydayken 45 kilo olduğumda oldu. 45'ten 82'ye. Aralık bütün kiloları gördüm. 34 bedenden 46 bedene her kıyafeti giydim. Hiçbirinde memnun değilim. Yani ya zayıfım ya şişmanım. Hiç aynaya bakıp da çok iyi görünüyorsun tatlım dediğim hiç olmadı. Hiç bir toplantıda oturup da çok zekiyim dediğim hiç olmadı. Size yemin ediyorum hiç olmadı. Yani her zaman bir
şey için değil. Söylediğin doğru mu? Herkes beni aptal zannetti mi? Sorduğum soru aptalca mıydı? Bunları sürekli düşünmek zorundayım. Ve maalesef araştırmalar gösteriyor ki kızlar parmak kaldırdığında 10 kat daha fazla kendini sorguluyor. Ben bunu araştırmaya hiç ihtiyacım yok. 10 sene üniversitede ders verdim. Genel gözlemi oğlanlar aklına geleni söylüyor. Hocam hadi hocam bu ne hocam şunu anlamadım. Kızlar zaten o en zor kalkıyor. Kalktığında da hocam bir soru sorabilir miyim ile başlıyor. Yani hep bir izin alma, hep bir aşağıdan alma, hep bir kendinizi sorgulama. Yani buna ayırdığımız beyin gücü gerçekten israf. Ya bak israf günahtır diyoruz. Bu gerçekten israf. Ve ben 45 yaşındayım şu anda. Hani 45 yılımın kaç yılı buna geçti bilmiyorum. Kendimi sorgulamakla geçti bilmiyorum. Ben hala daha, bak 2 ay önce İsviçre'de toplantıdaydım. Kadınlar da vardı, erkekler de vardı. Daha İngilizce'de düşünüyorum konuşurken. Doğru konuşuyor muyum diye. Yerleşmiş çünkü içinde yani. Beni burada aptal zannederler mi? Ben sonra Polonya'ya gittim bu arada. Polonya'da hakem kuruluna katıldım. Hakemlik yapacağız. Çok büyük bir proje şeyimiz, hakemiyiz yani. Ben bir çalışmışım hizmeden. Öyle bir şey izleyebiliyordum vardığında projeleri. Kimse bilmiyor. Ya kimse öyle bir çaba göstermiyor. Çünkü biz işte Türk'üz, Müslümanız, kadınız ya o kadar korkunç bir kombo ki yani sürekli kendinden şüphe ediyorsun. Yani kadın olup Alman olsan yine daha iyi. Hani sürekli bir kendinden şüphe halindeyiz. Yani bir kadınım, iki Türkiye'den gelmişim. Kendimi ispatlayacağım ya. Yani ben ülkemi temsil eden olacağım falan gibiyim yani sürekli. Gerek yok bunlara. Şimdi size böyle konuşmamın sebebi, okullarda da konuşmamın sebebi, bu yaştan kendinize çeki düzen verin, kendinize eziyet etmeyin. Yani ben kendi halime dönüp söyleyebilsem lisedeki halime mesela, çok şey söylerdim. Ne derdim? Hani böyle bir klişe vardır ya, tatlım sen yeterlisin, sen iyisin derdim. Yani hani eziyet etme kendine. Tamam çalış da eziyet etme kendine. Yani bu kadar. Aynaya baktığında kendinden nefret etme. Yani nefret boyutuna geliyoruz çünkü. Hani şimdi özellikle siz daha gençsiniz. Bu arada neuroscience'a göre ergenlik 25 yaşına kadar sürüyor. 14-15 değil yani. Ergenlikten kastım şu. Beynin miyelinizasyonu özellikle frontal korteksin miyelinizasyonu en son oluyor. Bu ilkel beyin ilk önce miyelinize oluyor. Çünkü hani yürümek, koşmak, etmek gibi şeyler. Onlar önce kapanıyor ama seni sen yapan frontal korteksin 25 yaşına kadar daha tam bağlantılarını oturtmuyor. Ve o bağlantı oturmadığı için de hiçbir şeyin aslında tam yerinde değil daha. Mesela 5 senelik plan yapamıyorsun. Yani onu sağlayacak network yok çünkü kafanda henüz. Veya ben kimim, hani ne istiyorum, ne olmak istiyorum, onlar tam oturmuyor aslında daha beyinde. Yani yetişkin gibi görünüyorsunuz, öyle düşünüyorsunuz ama yetişkin değilsiniz beyin olarak. Dolayısıyla da daha çok değişecek ve eğer sen 15-16 yaşında kendine eziyet etmeye başlarsan, gördüm Başakcığım, kendine eziyet etmeye başlarsan onu da konsolide ediyorsun. Yani konsolide etmek bir düşüncenin yerleşmesi, yani kesinleşmesi demek. Sen onu da konsolide ediyorsun. Yani ben yeterli değilim, güzel değilim, şu değilim, bu değilim de konsolide ediyorsun. Onu yapmayın. Vücudumuz çok değişecek daha. Çok değişiyor. Yani vücut çok değişiyor 25'e kadar. Beyin de çok değişiyor. Beynin değiştiği için düşüncelerin de çok değişiyor. Onun için de bu yaşlarda biraz relax, yani kendinizle uğraşmayın, başka şeylerle uğraşın. Yani işte spordur, bilimdir, sanattır, onlarla uğraşın. Ama kendinizle uğraşmayın. Yani ben niye böyleyim, ben niye şöyleyim? Ha diyeceksin ki lisede olup çok aşırı güzel olan kızlar var, o zaman onlar niye öyle? Allah öyle yaratmış, ne yapayım? Evet. O ayrı bir şey yani. Sonuçta siz de fen lisesindesiniz ve çok başarılı insansınız.
Sizin yaş grubunuzda 2 milyon öğrenci var, 2 milyon genç var ve siz onların %1'i, 1000'de 1'i değilsiniz. Matematiğim çok kötüdür. İlk yüzüsünüz yani. 100 bölü 2 milyon. O kadar. Demek ki neymiş? Sizde belli açılardan ayrıcalıklı, belli açılardan privilege ve belli açılardan aşırı iyisiniz yani. Hani ve diğer açılar da sonradan gelebilir. En son başak sorusunu almadan bir şey söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar çok gençsiniz, çok zekisiniz. Zeki olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Bu tescilde. Aşırı zekisiniz ve inşallah aşırı başarılı ve aşırı mutlu olacaksınız. Ancak şanslı olduğunuzu da hiçbir zaman unutmayın. Şöyle ki, sizin yaşınızda olup, zekası size yakın olup, şu an evlendirilmiş, okula gönderilmeyen ve çocuk bakan kızlar var. Onlardan biri değilsiniz. Şimdi o sizin zekayla kurtarabileceğiniz bir şey değil. Yani birisi sizi zorla evlendirdiğinde oradan zekayla kurtulamıyorsunuz. Onun için de şanslısınız. Ama burada olduğunuz için artık başarılı olmak zorundasınız da. Yani saçınıza, başınıza, nasıl göründüğünüze, nasıl duyulduğunuza takmak yerine başarılı olmak zorundasınız. Neden? Zaten çok azsınız kadın olarak ve sizin yüksek mevkilere gelmeniz gerekiyor. Yani ne olursa olsun, ister patron olun, ister müdür olun, ister araştırmacı olun ama en iyisini, en yükseğini, en güzelini olmak zorundasınız. Çünkü bizim size ihtiyacımız var. Ben bu konuşmaları boşuna yapmıyorum. Ben geleceğimi sağlama almak için yapıyorum. Onu siz yapacaksınız. Yani 20 yıl sonra hepiniz eğer iyi noktalarda olursanız kadınlar için daha iyisi olacak. Çünkü ben şu anda baş araştırmacıyım. Benim olmam başka kadınların iyi olmasını sağlıyor. Sizin de aynı şeyi yapmanız lazım. Bunu yani bencilce kendiniz için yapın. Çünkü kendiniz için yaptığınızda hepimiz faydalanacağız. Ama bunu aynı zamanda Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Cumhuriyet'imize kavuştunuz. Okumuş her kadının Cumhuriyet'e borcu var. Sizin de var. Şimdiden Cumhuriyet'imize borçlusunuz. Bunu da söylemek isterim. Çok teşekkürler. Dilerim. Hocam, başlasın. Hocam, başlasın. Hocam, başlasın.